Herkese merhabalar, selamlar. Nasılsınız sevgili boğa burçları? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bir kahve bakımı yorumlayacağım. Nisan ayına özel. Şimdiden evet, bu ay doğum günleriniz artık başlıyor. Biraz daha yıl sonuna doğru. Evet, ama hepinizin şimdiden doğum günü kutlu olsun. Ve kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp yorum yapan herkese de güzel yorumları geri dönsün diyorum. Bakalım neler var. Öncelikle şurayı söyleyeyim arkadaşlar. Sıra sıra sıra. Bakın, takım yıldızları gibi. Sıra sıra sıra. Düşünceler var. Ama bunların bir gerçekleşmesi için sizin öncelikle bir şeyleri böyle toplamanız gerekiyor. Yani su içmek için bardağı doldurmanız gerekiyor. Yani ben bardağı elime aldım zaten içinde su vardır deyip devam etmeyin. Ben zaten biliyorum diyerek bilemiyorum. İş görüşmesine gitmeyin. Sınavları ben biliyorum hallederim deyip girmeyin. Bir şey yapacaksanız önce kontrol edin. Ev alacaksanız ya ben o arkadaşımı tanıyorum, o bana kelek yapmaz, o bana kazık atmaz demeyin. O da bir insan, o da bir beşer. O yüzden öncelikle gidin gözünüzle yerini görün. Belediyeden sorduruyorsanız sordurun. Bir uzman, bir şeyler, arabulucu, o bu yapabiliyorsanız hani garanti olması adına yaptırın. Ayrıca biri size bir şey söylediğinde sözleşme yaptırabiliyorsanız, imzalı bir kağıt alabiliyorsanız alın, aldırın. Sonra da yo ben öyle bir şey söylemedim, yok öyle bir şey, anlaşma var mı? Göster bakalım, kanıtla nasıl yapacaksın? Fotoğrafın var mı? Yok. Şu var mı? Yok. O zaman hiçbir şey yapamazsın. Denilebilinir. O yüzden bir şey yapacaksanız, yaptıracaksanız mutlaka ya da biri size bir şeyin sözünü veriyorsa mutlaka arkadaşlar bunun garantisini alın ve çok fazla da zaten hani kağıtlarınız var. Şimdi şöyle bir gösterdim. Şimdi şöyle bir yapalım. Sevgili arkadaşlar çok net ay kurabiyesi gibi bakın bir ayın doğuşu var ve burada da tam bir dolunay. Buradaki dolunay biraz bir şeyleri çok büyütür. Şimdi sola doğru gittiği için artık bakın hayatınızdan söyleyeceğim şeyler çıkıyor. Zaten önünde de balta var. Bu olayı tamamen bitirmeyi kafaya koymuşsunuz. Ne büyür? Sıkıntı büyür. Dü. Artık yok. Borç büyüyordu. Önceden. Artık yok. Çünkü bakın bunun bulunduğu alan kaya 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 artık hayatınızdan çıkacak. Ödeye ödeye nasıl bitiyorsa aynı onun gibi. Bir insan canınıza mı sıkıyor? Sürekli her geçen gün bu insanın buradaki varlığı benim içimi daha da sıkıyor. Bakın büyüyor değil mi? Bu insan artık gitmeli gibi bir durum. Ve gerçekten gider o insan. Yani bir yerden sonra artık kalmaz diyebilirim. Zaten bakın bir balta var. Dibinde de bir silah var. Yani bu kişi kesinlikle gider. Ama biraz ya da bu olay düzelir. Onu söyleyeyim. Canınızı sıkan olay. Ama biraz konuşmak, biraz da irade göstermek. İşte sigara sağlığa zarar veriyor. Kesmek ve birisiyle hani bu konuyu konuşmak gerekebilir. Okul için, çocuklarla alakalı beğenmediğiniz bir şeyler yapılıyorsa mutlaka konuşmak ve hani ipleri elinize almanız gerekebilir. Ve benim daha çok odaklanacağım kısım şurası. Bu arada kocaman bir arkadaşlar ay görünüyor. Ay çok büyük mutluluktur. İnanılmaz mutluluktur ve maddi anlamda sizi ta yerden alır arkadaşlar. Bir anda yukarıya atar sizi. Ve sizin de muhtemelen bu maddi anlamdaki kazancı elde edeceğiniz yer çok kalabalık bir yer. Belki okul gibi kalabalık yerler, fabrika gibi kalabalık yerler. Tek başınıza çalışacağınız bir şey olursa orada çok fazla müşteri demektir. Ama onun haricinde çok kalabalık ortamlar, belki müşterisi inanılmaz çok bir yerde çalışabilirsiniz. Böyle bir olayı beraberinde anlatıyor. Ve sevgili arkadaşlar şöyle de bir durum var. Daha önce de söylemiştim. Ay başlangıç demektir. Ama sizinki küçük değil, bayağı büyük bir şey. Ve hani hanede diyor ki tamam, hanenin insanlara, arkadaşlarına diyor ki tamam, bu yeni başlangıcını ya da yeni başlangıcınızı onaylıyoruz, çok iyisiniz, devam edin şeklinde bir olay var. Şimdi buradan bir başlayalım bakalım. İki kanattan gelmişsiniz, bir insan gibi olmuşsunuz. Yalnız birinin aklı çok fazla arkada kalıyor. Hiç arkada kalmasın. Hiç de canını sıkmasın. Yani acaba ayıp oldu mu, ettik mi gibi bir düşünceye girmesin. Çünkü birisinin aklı sürekli arkada kalıyor. İşte acaba biz böyle yaptık, bize gönül koyarlar mı?
Yapacak bir şey yok. Bazen biraz fedakarlık gerekebiliyor. Arkadaşlara bazen hayır demek, birilerine bazen kusura bakmayın demek gerekebiliyor. Böyle bir olay var. O yüzden bir şeyleri yapıyorsanız, kocaman açmışsınız bacaklarınızı bir değişime, doğru ilerliyorsunuz. Hiç pişman olunmasın lütfen. Ayrıca arkanızda T harfinde, H harfinde, N harfinde, L harfinde, B harfinde ve tık 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 Z harfinde bir başlangıç var. Özellikle T, N, H çok belli. Bir de L çok belli ama yine de söylediğim tüm harfleri şöyle bir kağıda yazın bakalım. Size kimi veriyor? Size hangi bildiğiniz bir şehri bekliyor? Haber beklediğiniz hangi ülkeyi, şehri veriyor? İnsanı veriyor. Çünkü arkadaşlar bu yani resmen bakın uçağın o arka kanadı. Bakın görüyor musunuz? Baya baya uça uça gelen çok inanılmaz güzel bir haber var. Bir de sağ tarafta, bir de çok tepelerde, bir de yukarılarda. Demek ki öyle bir haber ki sizi zirveye taşıyor. Sizi göklerde uçacak kadar diğer insanlardan demek ki sizi ayıracak olan bir özellikle havalarda baya baya mutluluktan hani havalara uçmak vardır ya aynı onun gibi havalarda uça bir dileğinizi niyetinizi sanki yaşıyorsunuz onun gibi bir şey ve altı da inanılmaz temiz hiç canınız sıkılmasın. Burada bir araba var ama bu araba çok gitmeyebilir. Niye diyeceksiniz? Hem tekerlekleri yok hem de bakın ön tarafında iki tane şey var. Engel var gibi görünüyor. Bu tarafta da var hani bu tarafa gitse bu tarafta da var. Bakın burada da var. Bu araba şu anda duruyor. Yani başka bir olaydan dolayı gezme planlarınız iptal olabilir. Onu söyleyeyim. Ve bir şeyi değiştirecekken başka şeyleri değiştirebilirsiniz. Hemen çok kısa şöyle söyleyeyim. Evet biz gezmek istiyorduk. Pat. Bebek haberi gelir. Aa dersiniz. Kalsın o zaman şimdi. Başka zaman gideriz. Ya şimdi orada rahatsızlanırsam soru işareti. O yüzden hani bir güzel bir olay için başka güzel bir olayı, keyfi bir olayı belki de biraz erteliyorsunuz. Kesinlikle kötü değil. Arabayla gideceğim, uçakla gideyim ya. Boş ver. Arabayla ne gideceğim tın 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 tın. Uçakla 2 saatte oradayım ben. Gibi bir durum aslında bakın daha da iyisi geliyor. Devam ettiğimde burada çok hararetli bir konuşma geçmiş zamanında. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar iki taraf da yelkenlerini suya indiriyor. Genel bir barış ve görüşme dönemi diyebilirim. İkili ilişkilerde arkadaşlar artık birlikte bir hareket etme. Bir kişi söylüyor, bir kişi uyguluyor. Bu gayet normal. Yani bir kişi akıl veriyordur. Şöyle yap, böyle yap diye. Diğeri de diyor, aa ne kadar mantıklı benim aklıma gelmedi. Doğru diyor. Ben o zaman onu yapayım. Bakın çocuğunuza belki diyorsunuz. Anne babaya söylüyorsunuz. İşinizi yönlendiriyorsunuz. Çünkü saçma sapan iş yapıyor olabilirler. Sizin söylemleriniz, aa vallahi hiç bak ben bilmiyordum ki ne bileyim ben. Deyip sizin söylediğinizi yaptıkları bir dönem. Baya baya yönetiyorsunuz. Artı burada bir elma var. Elma biraz hani iyidir. Çok büyük bir zekayı pratik zekayı zaten hani burcunuzun özelliği olarak zekanız her zaman görünür ve hani eğer onu ilgilendiren bir olay varsa zaten bundan bahsederim. Ama şöyle bir durum var. Normalde çok böyle iyi bir insan olduğunuzu, işte kalbiniz temiz, yüreğiniz temiz, çok hoş bir insan olduğunuzu anlatır. Fakat burada bakın bir çizginin üzerinde duruyor. Bu da şu demek. Normalde herkese bir anda aa dostum ne haber, arkadaşım ne haber hemen iki gördüğünüz insana dostum arkadaşım derken bu iyiliğin bir sınırı var. Yani normalde çok cana yakın insanlarsınızdır. Hemen gülelim eğlenelim buraya gelirken. Şimdi belirli bir çizgi var. Bu çizgiyi geçebilen insanlar yani benim dostluğumu, benim arkadaşlığımı, yeri gelir benim hani söylüyorsanız eğer ki sırlarımı, düşüncelerimi herkes öyle öğrenemez. Belirli bir sınırı geçen, benim yanımda olmayı hak eden insanlar ancak bunu öğrenip görebilir. Biraz arkadaş algısı, sokaktaki insanlar algısı değişebilir. Çünkü normalde iki gördüğünüz insana, aa tanıyorum ben o arkadaşım ya biz şuradan şuradan tanışıyoruz diyebilirken, şimdi aa evet aynı ortamda bulunmuştuk diyeceğiniz bir seviyeye inebilirler. Herkesin iyiliğinizi, sizi hak etmediğini gösterdiğiniz ve buna istinaden biraz daha bakın resmi bir duruş içerisinde olabilirsiniz. Onun haricinde inanılmaz güzel yollarınız var. Her birini arkadaşlar oda oda ayırmışsınız. Bu da sizin hayatınızın büyük ölçüde düzene girdiğini anlatıyor. Bakın burada da olayları takip ediyorsunuz.
acaba işte düzgün ilerliyor mu hayatım diye. Bir de burada bakın bir tahterevalli var, görüyor musunuz? Tahterevalli de şöyle bir durum var. Yani çok inişi çıkışlı durumlardan öte size şunu getirir. Ben ilk yaptığımda, ilk ilişkimde, ilk evlilikte, ilk işte şeyler mi yaptınız? Üniversitedir, odur budur. Başarılı olamadım ama bu sefer kesinlikle başaracağım deyip bir başarılı olmayı, çünkü sağ tarafta başarılı olmayı anlatıyor. İşte burada yüklü bir şeyiniz var. Aranızda da bir bağ kurulmuş şekilde görünüyor. Yani bir mal artık sizindir. Orada sizin adınız yazıyor. Tapuda sizin adınız yazıyor. Sizin adınıza, soyadınıza ait olan bir belge, bir başarı, bir şeyler var sevgili arkadaşlar. Çünkü gerçekten büyük bir şeyle sizin aranızda net bir bağlantı görünüyor. Zaten şuradan bahsetmiştim. Bir de arkadaşlar ikiye bölünmüş olan bir kalp var. Artık bu kalp bir yönetim haline gelebilir. Yani karşımdaki insan ilişkimizi yönetemedi, zarar verdi, kırdı, etti. Demek ki o bu işi başaramıyor. Evet, aşk da iyi olabilir ama bu ilişki yönetimine gelince berbat. O yüzden ben bu ilişkideki ipleri elime alıyorum diyerek bu ilişkinin bundan sonraki süreçte evliliğe mi dönecek, devam edecek mi, yarım mı kalacak? Bunlara karar veren taraf siz olarak görünüyorsunuz. Ve genel olarak bakın şu geçmiş kısmından bu tarafa doğru geldikçe bazı boşluklar tamamlanmaya başlıyor. Ve ilişki hayatında dediğim gibi tekrardan sizin baya baya bir şeyleri elinize aldığınız bir dönem. Bir de sanki şurada ben bir baykuş görüyorum. Değil mi? O köpük köpük görüntüsünün içerisinde yine de bir baykuş var. Ya baykuş bazen kötü olarak anlamlandırılabiliyor. Ben çok böyle hayvanlara aa kötüdür, mötüdür, hani köpeğe bile kötüdür demenin doğru olduğunu hani düşünmüyorum, çok çok belli değilse. Genellikle arkadaşlar şöyle bir durumum vardır. Geçmişi bıraktım, hani kafamı çevirdim. Artık bakmıyorum, ilgilenmiyorum. Ve ben yeni, güzel olan, başarılı olan şey neyse ona ilgili bakıyorum. Yani orada toksik bir ilişki varken gidip onunla uğraşmıyorum. Gelecekse yenisi gelsin, iyisi gelsin. Niye ben oraya dönüp problem yaşayayım ki? Biraz daha yeni ve iyi, güzel olana odaklandığınız bir dönemin içerisindesiniz bu anlamda. Hani güzel diyebilirim. Yani iş için de aynı şekilde. İlla ki açılmıyorsa aynı kapıyı zorlamayın. Belki başka güzel kapılar var. Şimdi buraya geliyorum. Burada arkadaşlar acaba bu düşmanlar ne zaman gider diye düşünüyorsanız üçlü bir zaman var. Bu soru işaretinin cevabı olabilir bir. Şimdi herkese göre düşman farklı. Kimisi için iş yerinde, kimisi için evinde, kimisi için akraba ortamında, aile ortamında. Yani uzaklaşabilirler, bu bir. İkincisi, hanenin içerisi çok temiz. Dediğim gibi bir yönetim olayı var. Ve bu yönetim olayı 5 ay ile 5 haftalık bir süreç içerisinde tekrar gündeminizde, birisinin sizin lafınızı çok dinlediğini, siz söylüyorsunuz sanki o yönetiyor ve sizden emirleri almak için bekliyor gibi bir görüntüsü var. Emir verirseniz uygulayacak, vermezseniz bakın burada bir yol var, oraya doğru gitmeyi planlıyor. Ha, siz git derseniz gider, gitme derseniz gitmez. Böyle bir durum da var. Bir de arkadaşlar buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Arabanın, yani hayatınızdaki ilerleyişin gidişini engelleyen bir durum var. Ve siz bunu kapatıyorsunuz. Yani bunun güzellemesini yapıyorsunuz. Yani ben işte çok iyi bir yerler kazanmak istiyorum. Tembellik de boş ver, aman olur o kadar. İşte o kadar olmaz. Çünkü hayatın demek ki önemli bir yerindesin. Yani para biriktiriyordun, ev alacağım diyordun. Aman boş ver, yiyeyim parayı gitsin gibi bir durum var. Bakın hayatınızda bir şey istiyorsunuz ama ona doğru giderkenki yolda sanki biraz aksamalar oluyor ve bu sizin için çok komik, çok eğlenceli. Ya yani problem değil, konulur yerine gibi bir hani düşünce var sanki. Kehanede de olabilir bu birisinde. Yani hayatının bu dönem bir daha gelmeyecek dediğiniz o insan aman boş ver ya, şimdi olmasa birkaç sene sonra olur, önemli değil diye bir şeyleri sanki sallıyor, geçe bıraktırıyor. Bu kişinin hani birazcık bir uyarı, aman bak dikkat et, bir daha gelmez bu zamanlar, şansını iyi değerlendir gibi konuşmalarda da bulunabilirsiniz. Bir tek şurada bir kılıç balığı gibi bakın bir balık var. Bu arkadaşlar sadece biraz kendinize ve çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerektiğini, hemen inanmamanız
gerektiğini ifade ediyor. Burada da çok güzel bir şekilde niyetinizde bakın bir akış durumu söz konusu. Ama onun için de hanenin içi çok temiz. Hanenin içi çok temiz diyebilirim. Bu arada düşman kısmı da temiz. Gidenler gidiyor zaten. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Kanala abone olup yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşça kalınız. Bay bay.